Sevgili seyirciler, sırada değerli bir konuğumuz var. Türkiye'de el konulup kapatıldıktan sonra binası bile yerle bir edilen Samanyolu Yayın Grubu'nun yurt dışına çıkan yayıncıları yeniden medyada var olma mücadelesi veriyor bizim gibi. Türkçe ve İngilizce yayın mecraları oluşturan arkadaşlarımızın gündemleri oldukça yoğun ve hedefleri de büyük. Ramazan'dan sonra da bu atılımlar devam edecek. Peki neler yapılıyor? Yakın, orta ve uzun vadede hedefleri neler? Seyirciye neler hazırlıyorlar? Rıdvan Kızıltepe Bey bugünkü yayın konuğumuz. Rıdvan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun Allah'a çok şükür. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet veriyor. Allah Oruçlarımızı afiyetler rahatlıkla versin. Çok çok şükür. Şimdi Ramazan'ın son 10 gününe de girdik. İnşallah içinde Kadir Gecesi'ni de barındırıyor. Mevla rast getirsin inşallah. Bir taraftan Ramazan'ın Amin. yoğunluğu var. Bir taraftan yayınlar var. Çalışmalar sıkı takip ediliyor. Nasıl gidiyor? Seyircilerimizi neler bekliyor? Neler planlıyorsunuz? Hem şu an içinde bulunduğumuz günler için hem bayramdan sonra gelecek günler için. Kemal Bey, malum siz de girişte ifade ettiniz. Bir zelzele yaşadık, bir deprem yaşadık. Ve oradan sonra tekrar hayata devam edeceğiz. Onun için hayatımıza devam etmek, herkes kendi işini yaparak. Biz de çalıştığımız bir sektör var. Öğrendiğimiz bir işimiz oldu. Yıllardır orada yaptıklarımız oldu. Onlara belki biraz bir parantez oldu, bir istirahat payı, bir projeleri düşünme payı. Yeniden neler yapabiliriz? Neler olması gerekiyor? Neler olmaması gerekiyor? Bununla alakalı epey bir düşünme zamanları oldu. Allah'a çok şükür. Yani her yerde olduğu gibi arkadaşlar bir hareket içerisindeler. Hatta şöyle diyebilirim. Hani bunu bir kıyamete benzetecek olursak, hani sura ilk üflenince ilk uyanmak, hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Musa Aleyhisselam da orada misal gösteriyorlar. Şimdi onun gibi bu Türkiye'deki bu darbe tiyatrosundan sonra, yani o kıyametten sonra tabiri caizse ilk Basubademe diyenler gazeteci arkadaşlar oldu. Yani onlar kesinti koymadan herkes hemen olduğu yerden harekete geçti. O gün şey yetiyordu. Yani bir cep telefonu, yani tripodu bile yoktu işte. Herkes kitapların üzerine koyuyordu. Işık bilinmiyordu falan bu şekilde. Ama o çok büyük bir şeydi. Ve Allah'a çok şükür epey bir hizmet Can gördü. suyu gibiydi. Ama tabii ki şüphesiz. Ama bununla beraber sonra ne olmaya başladı? Otomotivin alıştığımız bir şeyler var. Bak şimdi mesela ekranımızda değil mi? KC'miz var, yazılar var. Yani ne konuşuyoruz var. Bütün bunların Evet. hepsi otomatik. Al beni tarafı da var. Yani sunuşun da güzel olması lazım. Şimdi onunla alakalı tabii talepler yükselmeye başladı. Şimdi o talepler tabii önce İşte bir ışık şeklinde gelince bir yeterli oluyordu. Sonra işte bir konuyu yazmak yeterli oluyordu. Ama sonra işte bunun akışının devam etmesi. Yani talepler otomatikman herkes daha iyi, daha güzeli istemeye başladı. Hakları da zaten. Hakları da seyircinin hakkıdır daha güzelini istemek, daha iyisini seyretmek, rakiplerimizden daha önde olduğumuzu, onlarla yarıştığımızı görmek onların da hakkıdır. Amin. Tabii ki. Ve şu anda zaten yani hizmetin en büyük avantajı o. Pahalı olan taraf var şu anda. Pahalı olan insan. Yetişmiş insan. Evet. Yani projeleri yürütmek için pahalı olan kısmı var. Ucuz olan kısım alet edevat, teknik şartlar, onları oluşturmak, belki binalar, altyapılar. Allah'a hamdolsun yani orada da sürekli bir şeyler, bir mesafeler alınıyor. Ha şimdi neler olur? Mesela işte şu anda Ramazan programı yapıldı bu sene. Çok güzel, hoş ve gerçekten hani aldığımız feedbackler size de ulaşıyor. Siz de zaten haberlerde de gösteriyorsunuz. Evet. Çok ciddi bir memnuniyet var. Ama bakınız seneye aynısı olursa bu biraz az ekşime olacak yani. Hani ya bu Seyirciyi, hani evet, hayal bir yemek kırıklığına yemek uğratmayalım. evet bir şeye girmiş hani yemek bir sıcakken gelmiş. Sonra artmış buzdolabına girmiş bir daha gelmiş gibi olur. Yani onun ısıtmasında aynı tadı aynı kıvamı yakalamak mümkün değil. Yayıncılık böyle bir şey. Şimdi bir böyle bir şey var. Yani dolayısıyla bunu bir farklılaştırmak gerekiyor. Diğer taraftan tabii şimdi seyirci profilleri son derece değişti. Yayın teknikleri, taktikleri son derece değişti. Ama bununla beraber çok değişmeyen temel şeyler var. Yani bu yaşanan sürecin belgeselleri yapılmalı. Ve
Hakikaten bizim çok kıymetli başta büyüğümüz Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi olmak üzere pek çok kıymetli, değerli insanlarımızın gerçekten bugünün teknolojisine, manasına, anlamına uygun şekilde belgeselleri yapılmalı, filmleri yapılmalı. Bu yaşanan süreç içerisinde son derece estetik bir dille, kötünün kendisini göstererek değil ama hani kötülüğün o manadaki neleri yıktığını gösterecek bir şekil içerisinde bunu anlatacak çok estetik. Bu önce belgesel, daha sonra dizi, daha sonra film ve filmler şeklinde ve hatta bunun dünya teknolojisine de uygun ve büyük platformlarda yarışacak, hatta Oscar alacak filmler yapmak mecburiyetimiz var. Yani bu da bizim hedefimiz ve boynumuzun borcu. O zaman Hayata böyle konuyla baktığımız ilgili zaman böyle çalışmalar da sürdürüyorsunuz. Yani belgeseldi, filmdi, diziydi, çocuklarla ilgili projeler, bunlarla ilgili çalışmalar bir taraftan devam ediyor yani. tabii, elhamdülillah, Allah'a çok şükür, işte siz de biliyorsunuz, işte şimdi Raindrops'ta bir kit başladı, yani İngilizce Evet. şu anda Green Valley, yani yeşil oba, işte bu arta arta gidecek, yani daha arkası gelecek. Bu tabii farklı bir mecra. Diğer taraftan Allah'a hamdolsun, yani pek çok mecralarda arkadaşlar, işte Avrupa'da, burada, başka yerlerde de bir ciddi bir gayret var. Ve tabii bu ciddi bir gayret olunca da şöyle bir şey de var. Artık bundan sonra çok hani ezbere bir şey de yapamayız. Yani bu kadar mesleki bir birikim var. Artık bu işin kalitesine uygun şeyler yapılması gerekir. O açıdan dolayı konuşuyoruz. Yani siz de şahit olduğunuz şeyler var. İşte Evet. konuşuyoruz, Görüşmeler, görüşüyoruz, bir şeyler istişareler, yapacağız toplantılar, Allah'ın izniyle. projeler Tabii. ve yani Yani yola Allah'a çıktı. çok şükür. Yani vaktimiz dolu dolu, yani hani Allah'a çok şükür, o yönüyle ne kadar şükretsek azdır. Peki bu kadar yoğunluğunuzdan dolayı mı hocam size istişare heyetinde yer verme konusunda gelen teklifi reddedip yerinize bir başkasını tavsiye ettiniz? Böyle de bir Şimdi gündem var. Kemal Bey. Tamam. O zaman gayet net bir cümle söyleyeyim. Bir. Ne doğrudan ne dolaylı böyle bir teklif almadım. Dolayısıyla böyle almadığım bir teklifi reddetmiş olamam. Reddedip de yerime birisini teklif etmiş olamam. Yani çünkü yok. Bu kadar net. Yani o zaman böyle bir iddia bütün yani yalan bir iddia. Böyle bir şey olmadı yani, bu kadar basit. Yani bu kadar net. Ama şimdi bu şeyden sonra ama deyince de başka bir şey de. Şimdi tabii orada ismi geçen çok kıymetli bir arkadaşım var. Ekrem Dumanlı Bey. Ha şimdi diyelim ki böyle bir şey olsa önerir misin canı gönülle? Yüreğimden gelenek, bütün inancımla, imanımla öneririm, teklif ederim. Ekrem Bey gerçekten çok önemli bir arkadaşımız. Çok kıymetli bir arkadaşım. İyi bir gazeteci. İyi bir gazeteci. Yani o noktada içerisinde hani kişinin görünür rütbeyi aklı eserinde diyor. Yani eser ortada, bir şeyleri var. Yani onları ortaya koymuş. Aynı zamanda konudan kopmuş değil. Meslekten kopmuş değil. Ciddi tetkikleri, araştırmaları var. Hani daha önceleri biz hani Ekrem Bey'le uzun yıllar tanışırız ama hani burada kaldığımız şu süre içerisinde çok sık beraber yolculuklarımız oldu. Hep bunları konuşuruz yani. Son derece işte son çıkan Barnes Noble'lardan ne kitaplar çıkmış, onları konuşuruz. Ondan sonra işte film konuşuruz, musiki konuşuruz. Ondan sonra işte diyelim ki hizmetle alakalı güzel projeler konuşuruz. Ve bütün bunların hepsi üzerinde son derece fikri taze, kendisini geliştirmeye son derece açık tutan, aynı zamanda da hakikaten yani hani okuyan, araştıran, inceleyen bütün bu olumsuz şartlar içerisinde ve bu faaliyetini de devam ettiren ve devam ettirdiği şeyler içerisinde de fikirlerini gayet açık, net olarak da gerek sözlü olarak gerek yazılı olarak da ifade eden birisi. Bir arkadaşımız. Yani dolayısıyla şimdi hani böyle çok kıymetli bir tane insanlarımızın da o noktası içerisinde de hakikaten kıymetini, değerini de takdir etmemiz lazım. Hani Hoca Efendi diyor ya, insaf dinin yarısıdır. Yani insaf olmak lazım. Ha şimdi kusursuz bir dost arıyor, işte hiçbir kusur olmasın. Öyle bir şey de yok. Yani her insanın bir bana göre, sana göre, ona göre vardır yani. Şimdi hani o da
şu anda yaşadığımız dünya içerisinde kime siz mesela şimdi hani şu ya seninle alakalı şöyle şöyle bir şey var, senin hakkında böyle bir eleştirim var dedin de artık medeni dünyadayız yani hani medeni insanlarız. E tabii ki yani herkes onu kale alır, cevabını verir, tatmin olursun, olmasın yani şimdi bütün onlar. Ama böyle hiçbir kimse hakkında bir değer katline sebep olacak şeyler yapmamak lazım. Sözü çok uzattım ama fakat bir şey anlatmak bakımından da. Bir de yani hani bütün kıymetli büyüklerimiz, kıymetli arkadaşlarımız, kıymetli kardeşlerimiz, kıymetli dostlarımız hakkında bir şeyler konuşurken hikayenin özüne ve esasına bakmak lazım. Mesela şimdi diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de en çok Hz. Musa Aleyhisselam'la Firavun'un hikayesi çok var değil mi? Çok tekrar defa Evet. tekrarlanıyor. Pek çok hikmetlerinden dolayı. Peki şimdi şöyle edelim. Hani farz-ı muhal bir spekülasyon yapalım. Diyelim ki Firavun'a versek kalemi. Al desek şu hikayeyi sen yaz. Orada Hz. Musa ne olur? Onun gözünde haşa terörist olur. Evet. Peki dese ki bu hikaye Samiri'ye sen yaz desek bu hikayeyi. Samiri'ye kendi. Samiri hani diyor ya ben senin onun görmediği şeyleri gördüm. O da diyecek ki hani ya ben hani o kadar çok uçan konan meselelerini o kadar çok biliyorum ki ben insanları arş-ı kemale yükseltirim ama bu Musa'nın ufku dar. Oradan öyle bir şey çıkar şimdi onun ufkundan. E bu Karun'a götürelim. E Karun şimdi hani onun kavmindendi diyor. O topluma gelmiş ve Mısır toplumunun içerisinde tam bir banker olmuş yani tam spekülatör. Yani bütün gelirleri şey. Ya Musa işte şimdi hani nereden çıkardın bu işleri şimdi hani bak hazır düzen kurulmuş. Hani hazineler genişliyor. Sen benim hazinelerimi bozuyorsun. Şimdi oradan bu çıkar. E şimdi diyelim ki Hz. Musa Aleyhisselam, Hz. Harun Aleyhisselam'la beraber orada bir hizmet başlatıyorlar değil mi? Evleri mescitlere çevirmeye, gençleri orada. Şimdi peki o gençlere gitsek, Hz. Musa nedir? Gerçek bir rehberdir, gerçek bir mürşittir. İnsanlara hayatın çok ötesini gösteren bir şeydir. Peki o iman eden sihirbazlar anlatsalar diyecekler ki, biz diyecekler sihri biliyoruz. Bu işin tekniğini, taktiğini biliyoruz. Ya bu o değil ki Kur'an-ı Kerim'de de var. Orada secdeye kapanacaklar. Peki o zaman doğru hikaye ne? Doğru hikaye. Hak olan hikaye Kur'an'daki anlatılan o bütüncül hikaye. İşte bütün onlara baktığınız zaman hepsinde Hz. Musa Aleyhisselam pırıl pırıl bir ülül azim peygamberdir. Bu bakımdan dolayı da yani biz şimdi olur yani insanız, insani ilişkilerimiz var. İnsani ilişkilerimizde belli şeylerimiz olabilir. Bütün bunların hepsinde hikayenin sencesine, bencesine, oncasına değil, hikayenin hakçasına, doğrusuna, bütün puzzle'ların birleşmiş şekline bakarak oradan bir hüküm çıkarmak, oradan yürümek lazım. Ne itibar katli yapalım, ne de olmadık yere birisini, birilerini uçuralım. İkisi de yanlış. Evet. Biraz Ara bir sözü dağıttım gündem oldu ama. ama ana gündem gibi böyle önemli bir meseleye temas etmiş olduk hocam. Sizin yani Kur'an'a yaklaşımınız da bir farklılık arz ediyor. Bir televizyoncu olarak meselelere farklı pencerelerden, farklı senaryolarda nasıl yaklaşabiliriz? Yani 25-30 yıllık tecrübeyi Kur'an'a yaklaşırken de gösteriyorsunuz. Ben Estağfurullah. ilk konumuza devam edeyim. Müsaade ederseniz Tabii. hem şeyle de bağlantılı. Madem hani Kur'an'a farklı bakmak gerekiyor, farklı anlamak, algılamak gerekiyor. Projelerinizde, programlarımızda böyle yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi yapay zeka diye bir teknoloji çıktı ve gelişiyor. Bu bizim işlerimizi kolaylar mı, işlerimizi zora mı sokar? Bunu kullanmayı düşünüyor musunuz? Özellikle Kur'an'daki bu kıssaların işte tek hayata geçirilebilmesi, film ya da dizi yapılabilmesi için yapay zeka sizin sektör açınızdan nasıl yorumluyorsunuz hocam? Şimdi Kemal Bey tabii yapay zeka önemli bir nokta. Yani şimdi gerçekten bu laf da biraz çok klasik bir şey de yani şu konu çok önemli diye girilir. Şimdi bu gerçekten Ama var. önemli. Gerçekten önemli. Ama ne ister yapay zeka isterse işte ultra yapay zeka ne gelirse gelsin. Hani İngilizce'de de bir söz var diyor. Content is king. İçerik her zaman kraldır. Yani siz ne üretiyorsanız, ne kadar üretiyorsanız ürettiğiniz şey kadarsınız. O bakımdan dolayı bu aslında bize şunu getiriyor. Çok güzel şeyler getiriyor. Çok iyi fırsatlar getiriyor.
bir defa şey hızlanmış oluyor. Yani anime etme, bir şeyi canlandırma meselesi hızlanmış oluyor. Çok hani seyircilerin anlayacağı bir, yani basit bir örnekle de söylemeye çalışayım. Mesela diyelim ki sizin hayatınızın belgesini yapacağız. Ama çocukluk döneminizde video da yoktu. Belki işte siyah beyaz fotoğraf Evet. makineleri vardı. İşte sizin orada bir fotoğraflarınız var. Veya fotoğraflarınız yok. Şimdi tabi o ChatGPT bu şeyler programlara verdiğin zaman sizi 8 yaşına doğru götürüyor. Yani bir görüntüyü çıkartıyor. Şimdi bu görüntüyü çıkardıktan sonra gerçekten bunu, yani normal bir insan, ortalama bir insan, bu teknolojiyle çok fazla içli dışlı değilse onun gerçek mi değil mi olduğunu ayırt edemeyecek kadar size net olarak veriyor. Ve sonra siz onu daha sonra hareketlendirebiliyorsunuz. Ve hareketlendirmek suretiyle de diyelim ki sizin hayat hikayenizin içerisinde bunları belli bölümler arasında çok estetik güzel şeyler, formlar var. O şekilde yerleştirdiğiniz zaman sanki adeta kamera sizin çocukluğunuza gitmiş, o günlerinizde beraberinizde olmuşsunuz, belli şeyleri geçirmişsiniz ve bunlar yapılmış. Şimdi bunlar gerçekten çok güzel şeyler. Çünkü bu teknoloji belli şeyleri tam anlatamazsak gençlerle şimdi özellikle de iletişim de kopuyor. Bir küçük Evet. hatıra. Burada gençler var. Onlarla bir gün işte gençler dedim yani ortaokul seviyesindeki gençlerimiz. Hoca efendiden işte sormuşlardı. Hani biz de yaşımızın gereği yani bir fazilet gereği değil yaşımızdan dolayı şahit olduğumuz. Hoca efendi işte kahvehane sohbetleriyle hani camide konuşmalar yapıyor. Fakat insanlar camiye gelmedikleri için bunu farklı bir yere taşımak gerektiğini Evet. düşünüyor ve kahvehanelere gidip insanlara Evet. anlatmaya başlıyor. Tabii zınk diye çocuklar şimdi durdu. Ben de şimdi o anda jeton düştü. Şimdi o çocukların dünyasında kahvehane yok burada. Şimdi onlar da baktılar. Ben de Nasıl tasavvur baktım edecekler? şimdi kahvehane dedim. Şimdi bu Starbucks desem hani Starbucks'a benzemiyor. Şimdi hani gitti Starbucks'ta konuştu gibi hani şimdi o şey oldu. İşte onun bir alt level'ı var burada hani Dunkin o da ondan sonra oturup ya işte bak kahvehane işte şöyle bir şey hani Türkiye'de falan şimdi hani normalde hani bir hatırayı anlatırken hiç üzerinde durmayacağınız ve hemen çok rahat anlaşılacak bir şey hani bakın karşımıza bambaşka bir şey çıkıyor. O zaman demek ki o hayatı görseli çok iyi canlandı. Artık böyle bir hatıra anlatacaksak, böyle bir şey yapacaksak, o zaman bu böyle işte kahvehaneye gidiyordu, sohbet ediyordu. Artık bugün yeni nesilde onun o manada karşılığı yok. Ama siz o kahvehane nedir, nasıl bir şeydir, ne olmuştur, onu görsel olarak çok güzel bir şekilde gözlerinin önüne sererseniz, o zaman bu mesele anlaşılacaktır. Daha tabii bunun gibi çok örnekler çıkacak. Yani o Anlaşılan bize verdiği yapay avantajlar. zeka işimizi kolaylaştıracak, değil mi? Yani televizyoncuların, filmcilerin artık büyük dekorlar, pahalı mekanlar bunların işini gelecek yıllarda daha da kolaylaştıracak. Amenna. Tabii ki ama şu var tabii yani belli estetik kaygılar yani o tartışmalar da bitmeyecek. Yani sonuç itibariyle teknik teknoloji mi yoksa yine mesela hani kendi doğal imkanları mekanları mı? Ama şu var ki kesin olan bir şey bu önümüze çok farklı şeyler açıyor. Yani bunun üzerine çok ciddi kafa yormamız gerekiyor. Emek sarf etmemiz gerekiyor. İşlerimizi hızlandırıyor. Evet. Biz de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz hocam. Sağ olun, çok Bayramdan teşekkür sonra da ederim. yeni ürünlerinizi Raindrops'ta MC televizyonunda görmek istiyoruz. Seyircilerimize yeni çalışmalarımızı takdim etmek istiyoruz. Sizin de emeğiniz ve gayretlerinizle. İyi çalışmalar, hayırlı Ramazanlar Sağ diliyorum olun, tekrar efendim. çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.